Birçok takipçim işte hayatta nasıl mutlu olacağız, mutluluğa nasıl ulaşacağız, acılardan nasıl kaçacağız, nasıl başarılı olacağız gibi kişisel gelişimle işte hayatla ilgili sorular soruyor. Yani bunları cevaplamak zor çünkü herkesin yaşam deneyimi farklı. Bir de bu konularda konuşan çok fazla insan var. Ancak bu insanlar çaresiz oldukları için bu konuyu eğilelim. Ve yani çok fazla akademik konulara girmeden anlatalım. Birincisi şu, şunu dikkat edelim. Mutluluk, üzüntü, sevinç, acı, işte hasret, kızgınlık, öfke doğal duygulardır. Yani insan sürekli mutlu olamaz. Yani bir insanın babası, annesi öldüğünde, çocuğu öldüğünde mutlu olacak hali yok. Elbette üzüntülü olacak. Veya malına, canına, ırzına bir tehdit olduğunda elbette kızacak, elbette savaşacak, elbette kin duyacak. Bunlar hayatın olağan akışı içinde doğal duygular, hiçbir hastalık değil. Bu sebeple işte ekonomik şartlardan, insan ilişkilerinden dolayı ilaç kullanmak, antidepresan kullanmak doğru değil. İlaç kullanıyorsak öncelikle azaltarak yavaş yavaş bırakmalıyız. Mutluluk konusu ta eski Yunanlılardan, felsefe okullarından birçok filozofa, birçok hekime, bilim insanına konu olmuş, üzerinde tartışmışlar. Ve hepsinin ortak dediği bir konu var. Diyorlar ki, mutlu olmanın yolu elbette acıdan kaçıp hazza kavuşmak. İlk birinci kural şu, kendini tanı kardeşim. Kendini tanıyamıyorsan, yani birçok sorunla karşılaşırsın. Kendini tanıdıktan sonra, örneğin ben neden öfkeleniyorum, ben işte yani neden kızıyorum, neden işte kıskançlık duyuyorum. Çünkü kendini tanırsan karşıdakini de tanırsın. Kendini tanımak biraz zaman alır. Çünkü insanoğlu bencildir, çoğu bencildir. İkincisi şu, mutlu olmanın ikinci koşulu doğayla, gerçeklerle barışık olmak. Yani bir insan doğayla uyumlu yaşarsa mutlu olur. Doğayla barışık olmak ne demek? Mesela ölüm korkusu. Ölüm korkusu hemen hemen herkeste olan bir korkudur. Hepimiz öleceğiz çünkü canlıyız. Onun için ürüyoruz, çocuk sahibi oluyoruz. Ölümsüzlüğümüze çocuklarımızla genlerimizi aktararak kavuşuyoruz. Ölüm korkusunu aşmak lazım. Ölüm korkusu temel korkulardan birisidir. Doğayla uyumlu olmak, gerçeklerle uyumlu olmak şudur bir de. Kendini yalan söyleme. Birçok insan kendine yalan söyler. Hatta bu yalanına inanır. Elindekiyle yetinmesini bilmez. Biraz örnek verelim. Mutluluğa giden yol, doğayla uyumlu olmak, gerçeklerle uyumlu olmak dedik. İnsanın kontrol edemediği olaylar vardır. Örneğin kışın gelmesi, mesela şimşeğin çakması, mesela yaşlanma, mesela ölüm. Bunları biz kontrol edemeyiz. Bu konularda, yani kontrol edemediğimiz konularda yapacak bir şeyimiz yok. Bunları kabul edeceğiz, ona göre plan yapacağız. Ancak kontrol edebildiğimiz, değiştirebildiğimiz kısımlar vardır. Mesela kilomuzu kontrol edebiliriz. Örneğin ben bu boyla yaşayacağım. Bir 80 boyundayım. Ancak 115 kiloydum, baktım sağlık bozuluyor, sporla, diyetle zayıfladım. Demek ki kiloyu, ideal kiloyu kavuşabiliriz. Kontrol edemediğim ne? Yaşlanma. 50 yaşındayım, 51 yaşındayım. Saçlarım da beyaz. Yani ben niye 50 yaşındayım diye
Niye bir 80 boyundayım diye üzüleyim mi? Bu gerçek ve kimse değiştiremez. Ancak kilomu kontrol edebilirim. Gerçeklerle yüzleşmek, gerçeklerle davranmak ne demek? Örneğin, birçok hanım için söylüyorum, ev hanımları için. Erkekleri tanıyalım. Erkeklerin birçoğu, yani doğada da öyle, çok eşlidir. Bu kadar. Yani bir erkek, yani gözü kayar. Bir filozof şöyle demiş, evlilikte erkek kulağını kapatacak, kadın gözünü. Erkeğin mutlaka gözü kaşı oynar. Bunu abartmanın bir anlamı yok. Birçok boşanma olayına, birçok kavgaya bakıyorum. Sen şuna baktın, sen ona baktın. Peki, birçok pedofil, birçok sapık, birçok tacizci ve canavarın ortak noktası şudur. Çok iyi aile babası gözükürler. Eşlerine sadıktırlar, çevrede parmakla gösterirler. Ancak bakıyorsun ki adam cinayet işlemiş, tecavüz etmiş, insan öldürüp gömmüş. Ama sıradan bir erkeğin, ortalama bir erkeğin gözü kaşı oynar. Bunu ben demiyorum. Bunu doğa bilimci, biyologlar, hayvan davranışçıları diyor. Bunu çok fazla dert etmenin, problem çıkarmanın anlamı yok. İşte doğaya uygunluk, gerçeklere uygunluk bu. Çünkü bir sürü insan var. Mesela bir kadın var, geldi, kocam şunu bakmış, kocam işte şöyle varmış, bununla yazışmış. Şunu bilmiyor kadın. Kendi oğlunu, kendi kızını, kendi kaynanasını, baldızını taciz eden bir sürü insan var. Kendi öz oğlunu taciz ediyor. Adam ne yapmış? Adam gitmiş şununla yazışmış, bununla yazışmış. Bir gözünle görmeye ver ya, adam eve ekmek getiriyor, evini bakıyor, gözü kaşa oynamış. Bakın bu erkek doğasıdır. Kadın doğası ne? Çok konuşuyor. Çünkü daha fazla kelimeyle cümle kuruyor. Örneğin doğayla uygun yaşamak, gerçeklerle uygun yaşamak nedir? Kadının en büyük düşmanı yine bir kadındır. Güzel bir kadının en büyük düşmanı ondan daha çirkin bir kadındır. Bu hayatın gerçeği. Bunu bilirsek korunabiliriz. Mutluluğa giden yol kendini tanımak, doğayla uyumlu yaşamak, gerçeklerle uyumlu yaşamak. Elindekiyle yetinmelisin veya isteklerin, özlemlerin kavuşabilmelisin. Örneğin ben tutup Hollanda kraliçesi olacağım desem, İngiltere kralı olacağım desem bu mümkün mü? Değil. Ancak ne olabilir? Bir belediye başkanı, bilmiyorum, bir milletvekili, bir şirket sahibi, işte bir tane daha ev, daha iyi araba, bunlar kavuşulabilir ve elde edilebilir istekler. Yani ben İngiltere kralı olacağım, kraliçesi olacağım diye çabalasam mutsuz olmaz mıyım? Elbette olurum. Bu sebeple insanlar olmadık hayallerin peşinde koşuyorlar. Yani ulaşabilecekleri hayallerin içinde bunu için çabalasalar sorun kalmayacak. İnsanın mutsuz olması elindekileri değerlendirmemesi, çalışmaması, kibir, yani doğaya, gerçeklere karşı gelmesi. Kibir, gurur, boş rekabet, gösteriş tüketimi, tembellik, bunların tamamı insanı hayatta mutsuz ve başarısız yapar. Bakınız, beni şey attılar, işkencehaneye attılar, 19 yaşındayım. İşkence yapıyorlar. Gündüz işkence, gece de ondan sonra zindana hapsediyorlardı. Yani yapacak hiçbir şey yok. Orada mutluluk nedir? Bir bardak çay, bir de kitap. Yani okuyacak ışık yok ama en azından çayı bulabiliyorsun. Kitap çaldım. Tımarhanede en büyük lüks çaydı. Yani çaya ulaşmak mutluluktu. Yani elimdekini ulaşabildiğimi için çabaladım. Ve mutlu oldum. Ha, ben şimdi orada başka şey istesem olur muydu? Elbette olmazdı. Şunu unutmayın. İnsanın mutsuz olması doğaya, gerçeklere aykırı yaşaması, elindekiyle yetinmemesi, kendine yalan söylemesi,
ve reddedememesi, insan ilişkilerini becerememesi. Birçok insan sorunu içine atar ve reddedemez. Her şeye evet der. Yani doğaya ve gerçeklere aykırı yaşar.